Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul'un yeni gelişen ticaret ve yerleşim yerlerinden bir tanesi Esenyurt'tan sesleniyoruz efendim. Nescafe'nin konuğu olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Osman Erdem ve sevgili eşi Hülya Hanım bulunuyor. Kendileri şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ne zamandan beri hizmet veriyor Nescafe? İsmim Osman Erdem. Nescafe 6 aylık bir kuruluştur. Kurarken de şunu düşündük, işte eşimin fikriydi. O şekilde ilk başlangıcı yaptık. Şu anda 6 aylık bir zamanımız geçmiş oldu. Yani. Aynı zamanda çiğ köfte hizmeti veriyorsunuz. Tabii çiğ köfte, ızgara köfte, işte sabah çorbalarımız var. Kahvaltı tabaklarımız var. O şekilde böyle bir sektöre ilk defa atıldık. Yeni ve güzel de oldu. İnsanlarla kaynaşmak, hele ülkemizin şu zor durumunda, terörün bu hale geldiği halde, insanları mutlu edebilmek, bir araya getirip kaynaştırabilmek bizim için çok önemli. Türk milleti için çok önemli. O yüzden böyle bir şey yaptık. Burada büyük katkı eşimindir, Hülya Hanım'ın. Onun fikriyle böyle bir atılımda bulunduk. İnşallah devamını getiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Yalnız karar verdiniz bu mekanı açmak. Valla evimizin yakın olmasına, arkadaşlarımızın böyle teklifiyle yaparsınız, yani destek vermeleriyle ben de güç geldi bana. O yüzden karar verdik. İnşallah devamı gelir. Bu bölgede de tabii ki böyle bir boşluk da vardı sanırım, değil mi? Evet, aynen öyle. Boşluk var. Çok beğeniyorlar. Bir aile ortamı. Geliyorlar, hiç sıkıntı çekmeden çocuklarıyla oturuyorlar. Biz de memnun kalıyoruz tabii ki. Günün her saati burada lezzetli menüler var. Kahvaltıdan başlıyoruz ve tatlıyla final yapıyoruz, değil mi? Evet, aynen o şekilde. Dediğimiz gibi komşularımız, sitede insanların birbirlerine, Türk milletinin selamlaşıp bizim örf adetlerimizden gelen bir şeydir. Yani yardım etmek, insanların birbirine kaynaşması çok hoş bir şey. Dediğim gibi işte ülkemizin ve geçmişe dönük olan insan, yani Türk milletinin sevecenliğini burada yaşatmaya çalışıyoruz. Sitede insanların komşuluk ilişkilerini yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz ve başarılı olduğumuza da inanıyoruz. İşte güler yüzle aileler olarak böyle gelip bir araya gelip burada konuşup sohbet edip aynı zamanda da ticaret yapıyoruz. Zaten ev ortamı neredeyse oldukça konforlu. Mimarisi de çok şık. Yani bu konsepti kendimiz belirledik ve ikincisi, yani bu tarzda çiğ köfteci çok nadirdir, yani çiğ köfte üzerine. Sadece tek şekilde çiğ köfte olarak insanlar algılar ama biz burada çok farklı bir şey. Kafe, çiğ köfte, gıda üzerine, yani her türlü insan buraya geldiği zaman halkımız yemeğini de yiyor, keyif yaparak çiğ köftesini de yiyor, tatlısını kahvesini de içiyor, sohbet muhabbetini de yapıyor. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda işimize. Günün hangi saatleri hizmet veriyorsun? Sabah işletmemiz saat 6.30 gibi, yani 6.30 gibi açıyoruz. Gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. İşte gelemeyen arkadaşlar, komşulara da paket servisi olarak da hizmet ediyoruz. Onunla bir sıkıntımız yok. Yakın bölgelere sipariş üzerine paket gönderiyoruz. Yakın bölgelere paket olarak da sipariş hattımız var. O şekilde. Peki değişiklikler gelecek mi? İlerleyen zamanlarda neler hedefliyorsunuz? Valla inşallah gelecek Allah'ın izniyle. Yani mantımızı zaten koyduk, gözlememiz var. Tatlı çeşitlerimiz daha ileriki zamanlarda gelecek. İnşallah Allah'ın izniyle gelir inşallah. Şubeler devam edecek. Şubeler şimdi emin adımlarla gitmek lazım. Birdenbire büyümek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Tabii ki. Biz burada devam ettiğimiz müddetçe aynı sektörde, aynı hizmeti başka yerlerde de sunmayı hedefliyoruz. Yani buradan izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi önce barış, sevgi, sağlık inşallah Allah'ın izniyle devletimize, milletimize terörden temizler Allah'ın izniyle o da. Mutlu, sağlık, huzurlu bir dileğimle buradan sunuyorum gerçekten. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ekotrend ailesi olarak da başarılarınızın devamı diliyoruz efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.
Evet sevgili izleyiciler, sizlere bugün İstanbul Esenyurt'tan seslendik. Nescafe'nin konuğuyduk. Sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla mutlaka uğrayın. Hem yöresel lezzetleri tadın hem de keyifli uzun saatler geçirin diyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar efendim. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.